Merhaba arkadaşlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol kısmından abone olabilirsiniz. Bu videomuzda boyanın yapma aşamasını anlatacağım. Ama bayağı oldukça hem de baya bir e, geniş bir oya arkadaşlar. Öncelikle bu parmağımda hani şey var onun bir açıklamasını yapayım. kızın parmağım boyadı şey yaparken ders yaparken tahta kalemi içine girdi işledi ve çıkmıyor. Hani her şeye laf konuşan bir kısım var ya böyle kusur arayan bunu pislik falan sanmasın boy arkadaşlar videoya geçmeyecektim aslında ama açıklamasını yapayım dedim bu da oldukça bir büyük bir model bilmiyorum havlu kenarı da olabilir ee, yazmaya çok büyük arkadaşlar bunu yazma kenarı yapmışlar modelin yapım aşamasını istediler ben çıkardım ama Bence havlu kenar yapım mutfak havlusuna falan hoş durur. Ben yapım aşamasını anlatayım. Artık nerede kullanırsanız ya da arkadaş bunu gönderen arkadaş nasıl değerlendirirse ona kalmış diyelim. Ee, bu videoyu cumayı cumartesi bağlayan gece çekiyorum. Herhalde sabah yükleyeceğim büyük bir ihtimalle. Cumartesi sabahı sizlerle olacak bu video. Hani böyle bugün millilerimizin maçı vardı. Dedik böyle Türkiye'mizi onurlandıralım, gururlandıralım bir heyecanla televizyon karşısına geçtik ama üzüldük. Bayağı özlü üzüldü bizim illiler. Çok yorgundum aslında video çekmeyecektim ama bu eee üzgünün, can sıkıntısının üzerine dedim ki hadi videomu çekeyim, stres atayım. Şimdi bizlere seri halkaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Yazmalarda kullandığımız en küçük bir boy büyüğüne ihtiyacımız var. De kameramda bir sıkıntı görüyorum sanki burası boyu arkadaşlar yine tekrar ediyorum. En küçük serim halkanın bir boy büyüğüne ihtiyacımız var. İplerim Leylak markası o iplikleri, tığım 22 numara. İpimizi serim halkaya sabitledik. Ama gerçekten bir sıkıntı var kameramda. Şimdi bakalım. Sabitledik ve 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Başına iki sardım halkaya girdim. Önce bir kez aldım. Sonra iki. Sonra iki. Şu son iki ilmeği bıraktık. Başına iki sardım. Tekrar halkaya girdim. Önce bir kez. Sonra iki. Sonra iki aldım. Şu son bakın 3 oldu şimdi ilmeğimiz. Son ilmekleri bırakıyoruz. Ama ama. Ben bu kamerayı düzeltip tekrar dönmek istiyorum. Evet arkadaşlar. 3 tane oldu trabzanımız. Başına 2 sardım. Tekrar girdim. Önce 1 kez. Sonra 2. Sonra 2 aldım. Şimdi Bakın son ilmeklerimiz 4 tane. Hepsini birden çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekip halkanın içine girip sık iğne ile kapatarak aşağı inmemi sağladım. Gördüğünüz gibi. Tekrar 5 zincir. Başına 2 sardım. Halkaya girdim. Önce bir kez aldım. Sonra 2. Sonra 2 aldım. Son ilmeklerimi bıraktım. Başına 2 sardım. Önce 1 kez, sonra 2, sonra 2. Son ilmeklerimi bıraktım. başta 2 sardım. Tekrar girdim 4. Trabzanım oluyor. 2 şerik şer aldım önce bir kez alıp. Bakın 4 tane trabzanımız oldu. Şimdi bunun 4'ünü birden çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Halkanın içine girip kapattım dibine. Gördüğünüz gibi. Tekrar 1 2 3 4. 5 zincir çektim. Başına iki sardım yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 aldım. Son ilmeklerim kaldı. Başına iki sardım, tekrar girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2. Başına iki sardım, tekrar girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2. Şimdi hepsini birden çektim. 7 zincir çekip dibine girdim, battım. Benim elim sıkı sizler Hani ayarlarsınız o zincir sayısını elinize göre arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, ilk çıkarken böyle 5 zincir ilk başlarken yaprağa. Başına 2 sarıp halkaya girelim. Önce 1 kez sonra 2 sonra 2 alalım. Başına 2 sarıp tekrar girelim halkaya. Önce 1 kez sonra 2 sonra 2 alalım. Başına 2 sarıp tekrar girelim halkaya. Önce 1 kez sonra 2 sonra 2 alalım ve hepsini birden son ilmeklerimizi çekelim 7 zincir çekip halkanın içinde sık iğne ile kapatarak aşağı inelim tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim başına 2 sardım halkaya girdim önce bir kez sonra 2 sonra 2 yine 5. yaprağımızı yapıyoruz son yaprağımız arkadaşlar aynı şekilde yapıyoruz. 4 trabzanım oldu toplamda. Bakın. 4 trabzan olunca hepsini birden çektik ilmeklerin. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Halkanın içinde kapadım. 1 zincir çekip ipimizi keselim. Motifimizin yapım aşaması bu kadar arkadaşlar. İki tane motif yapıyoruz bu şekilde. Hani sadece bu kısım için diyorum ben. Yazma için hani bütün yazmayı yapacaksanız motiflerinizi böyle hazırlayın. Evet arkadaşlar motiflerimizi hazırlayalım böyle motiflerimizi hazırlayalım. Motiflerimiz hazırlanınca yeşil renk. Alt zeminde kullandığımız yeşili, yani tığ battısında kullandığımız yeşilimizi alalım. Şimdi şu motifimize alıyoruz. Burası düz yüzü. Ters yüzünden motifin uç kısmından ipimi sabitliyorum yeşil rengimi. 10 zincir çekiyorum. Ve bu yandaki yaprağın uç kısmına geçiyorum. Buraya sabitliyorum 10 zincirimi. Tekrar 10 zincir. 6 7 8 9 ve 10. Bunu da bu yaprağın ucuna sabitliyorum. Böyle iki tane köprümüz oluşuyor arkadaşlar. Sabitledim. 1 2 3 zincir çekip bakın şöyle düz yüzüne dönüyoruz. Burası düz yüzü. Başına bir kez dolayıp zincire giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Başına bir kez doladım, zincire girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Başına bir kez dolayıp içine gir. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Alarak toplamda 12 trabzan yapalım buraya. Tekrar göstereyim. Başına bir kez dola, zincire gir. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. 5 oldu. Bu zincirin içine 12 tane trabzan yapalım. Evet arkadaşlar 12 trabzanımı yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum araya. Başına bir kez olay buradaki yuvaya atlıyorum. Önce bir kez sonra 2 sonra 2 alarak buraya da 12 tane trabzanımı yapıyorum. Aynı bu zincirin üzerine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki kanalda da 12 trabzanımızı yaptık. Ve burada ipimi koparttım kestim ben. Tekrar diğer motife geçiyorum. Aynı işlemi bu motifte de yapacağız. Motifimizin ters yüzünden bir yaprağın ucundan ters yüzünden olacak şekilde ipimizi sabitleyelim ve 10 tane zincir çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yandaki yaprağın tepesine 10 zincirimizi kapatalım. Tekrar 10 zincir çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pardon. 8 9 ve 10. Bunda diğer yapran tepesini sabitliyoruz. Sabitledik. 1 2 3 zincir çekip düz yüzümüze dönelim. Bu zincirlerin üzerine yine 10 12 tane trabzan dolduruyorum. Başa bir kez dolayıp önce bir kez sonra 2 sonra iki alarak. Başa bir kez dola gir. Önce bir kez sonra iki, sonra 2. 3 oldu. Başına bir kez dola gir. Önce bir kez sonra 2 sonra 2. Toplamda 12 trabzan yapalım. Evet arkadaşlar 12 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi 2 zincir çekelim. 1 2 başına bir kez dolayıp buradaki yuvaya atlayalım. Önce bir kez sonra 2 sonra 2 başına bir kez dola gir. Önce bir kez sonra 2 sonra 2 alarak yine 12 tane trabzanımızı 12 değil şimdi 9 tane trabzan yapacağız arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar burada 9 yaptık şu an. 9 trabzanımız var. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum 9 trabzandan sonra. İlmeğimi çıkartıyorum. Şu diğer yaptığımız motif motifimizi de alıyoruz düz yüzünden. Şöyle arkadaşlar bakın düz yüzünden tutalım. İki yapraklar böyle birbirine bakacak şekilde tutalım. İkisi de düz yüzünde olsun. Şimdi 9 tane yaptık ya buradan da 1 2 3 4. trabzana batacağım. 1 2 3 şuradan şöyle batıyorum. Buradan çekmiş olduğum ilmeğimi alıyorum. Arasından geçiriyorum. Tekrar 1 1 ya da 2 zincir çekelim. Bakın şöyle ilk trabzan bakın şöyle. Tepesine batıp burada burada bir ekleme yapmış olduk. Kapatıyorum sık iğne ile gördünüz mü? Dokuzlu başına bir kez dolayıp yuvaya giriyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki alarak 10. trabzanı yaptım. 11. ve 12. trabzanı yaptım. Gördüğünüz gibi böyle eklenmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekip ipimizi keselim. Motiflerimizi böyle hazırlıyoruz arkadaşlar. Yazmamızın altını giderken Hemen göstereyim. Gerçekten mutfak havlusuna daha hoş olacak ama tabi saygım sonsuz. Ben istenilen işin videosunu çekiyorum. İstedikler çekiyorum. Ama mutfak havlusu bence daha hoş olacak. Şimdi vereceğimiz arayı belirlemek için ne yapıyoruz? Yazmamızın tığ batısını yapalım. İki motif arası ne kadar belirleyeceksek başına bir kez dolayıp tığ batısına girelim. 2 2 alalım. 1 2 3 4 zincir çekip Aradan girip batıp pimpirik yapalım. Başına bir kez dolayıp diğer tığ battığı girelim. 2 2 alalım. 1 2 3 4 zincir. Aradan batıp kapatıp pimpiriğini yapalım. Başına bir kez dolayı, yandaki tığ battığına gir. 2 2 alalım. 1 2 3 4 zincir. Aradan gelip kapatalım. Pimpiriğini yapalım. Başına bir kez dolayı, yandaki tığ battığına gir. 2 2 alalım. 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapattım vereceğiniz arayı bu işlemi yaparak belirliyorsunuz şimdi arkadaşlar ben bu kadar bir ara vereceğim çünkü benimkisi dediğim gibi örnek mendili küçük bir şerit üzerinde yapıyorum şimdi 2 zincir çektim 4 zincir değil 2 zincir çektim şimdi bu motifimizi alıyoruz düz yüzünden şöyle düz yüzü gelecek şekilde şu uç kısmındaki yapraktan yine böyle bakın 1, 2, 3, dördüncü Trabzan tepesine batıyorum. Bu uç kısımdan ekleme yapacağız. 4. Trabzan tepesine battım. Çıkardığım ilmeğimi aldım. Buradan geçirdim. Tekrar 2 zincir çektim. Şöyle pimpirik yapar gibi arasına girip kapadım. Buradan eklememizi yaptık. Şurayı yaptık arkadaşlar. Şu kısmı şimdi. 3 tane pimpirik yapacağım şimdi araya başına bir kez doluyorum tığ batısına giriyorum 2 2 alıyorum 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapadım başına bir kez doluyorum yandaki tığ bat giriyorum 2 2 alıyorum 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapadım 2 pim oldu ekledikten sonra başına bir kez doluyorum tığ batısına girelim 2 2 alalım 1 2 3 ve 4 zincir aradan batıp kapatalım 3 tane pimpirimiz oldu şimdi arkadaşlar burada 2 zincir çekiyorum hemen yanındaki tığ bat diye batıyorum sık iğne ile iniyorum aşağıya 3 tane pimpir olduktan sonra burada 8 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 yine ilmeğimizi çıkartalım bakın buraya motifimiz duruyor düz yüzünden olacak şekilde ilk motifin şu aradaki ortadaki o boşluktan iki zincirli boşluğumuzdan giriyorum çıkardığım ilmeğimi alıyorum arasından geçiriyorum bir zincir çekiyorum şimdi burayı sık iğne ile 9 tane sık iğne ile aşağı yuvaya iniyoruz tığ batısına iniyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 10. aşağıdaki tığ batısına bakın. Aşağıdaki tığ batısını tamamlıyorum. Bu 10. Şimdi yandaki tığ batısına 2 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 Hemen onun yanındaki tığ battıya geçiyorum. Bir sık iğnesiyle 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İlmeğimi çıkardım tığımdan. Şimdi bu taraftaki yaprağımızın ortadaki bu açıklıktan 2 zincirli yerden girdim. İlmeğimi aldım. Arasından şöyle bir zincirle sabitledim. Şimdi burayı 9 tane sık iğnesi yapıyorum yuvaya kadar. Tığ batısına kadar 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 10. sık iğnemi aşağı tığ batısında tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eklemesini yaptık. Şimdi 1-2 zincir çektim başına bir kez doladım ipim düştü başına bir kez doladım iki zincir çekip yandaki tığ battısına girdim 2-2 aldım 1-2-3 ve 4 zincir çektim aradan girdim pimpirik yaptım başına bir kez doladım yandaki tığ battısına girdim 2-2 aldım 1-2-3-4 zincir çekiyorum aradan girip pimpirik yapıyorum. İkinci pimpirimi yaptım. Başına bir kez doladım. Yandaki tığ battıya girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir aradan girdim. Kapattım, pimpirim yaptım. Araya 3 tane pimpirik yaptık. Aynı buradaki gibi bakın. 1 2 3. Şimdi başına bir kez dolayıp tığ batısına girelim. 2 2 alalım. Şimdi iki zincir çektim. İlmeğimi çıkardım. Şuradaki yaprağımızın baş kısmından sayarak 1 2 3 4. trabzanına giriyorum. Tam buraya giriyoruz. Baştan saydık. 4. trabzana girdik. Çıkardığım ilmeği aldım. Pardon. Tekrar bir zincirimi çekeyim. Zincirim söküldü. Çıkardığım ilmeği aldım. Buradan geçirdim. Tekrar 1 2 zincir çektim. Ve şöyle pimpirik yapar gibi bakın. Bu araya batıp kapatıyorum. Başına bir kez dolayıp yanındaki tığ battığına battım. 2 2. 1 2 3 3. 4 zincir aradan batıp pin pirim yaptım. Başına bir kez doladım. Yandaki tığ bat diye battım. Yine pimpiriklerimizi biriklerimizi yapıp gidiyoruz artık arkadaşlar. Vereceğiniz arayı belirleyene kadar. Sonrasında yine motiflerimizi zemine yerleştiriyoruz. Şimdiki yaptığımız gibi. 2 2 alıyorum. Bakın. 1 2 3 4 zincir. Aradan girip kapatıp pimpirini yapıyorum. Şöyle göstereyim. İşte arkadaşlar, bakın böyle eklemesini yaptık. Şimdi şu kısımları yapacağız hep birlikte beyazla. Ilmeğini yaptım, üst kısmını pembe yaptım yine. Dediğim gibi havlu kenarı şahane olacak arkadaşlar. Hadi hep birlikte vereceğiniz arayı verdikten sonra yine aynı bu şekil yapraklarımızı motifimizi buraya ekliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi son kısım, üst kısmını gösterelim. Evet arkadaşlar isterseniz bu tepe kısmını hiç yapmadan da kullanabilirsiniz. Bana gelen model öyleydi. Ben modele sadık kalıyorum. Şimdi beyaz renk ipim aldım. Burası düz yüzümüz. Ters yüzünden dönderdim. Bakın bu iki uç kısımdan köprü oluşturacağız. Yeşillerin buradan ve buradan. Ters yüzünden ilk trabzanın tepesinden ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 4 veya 5 zincir çekelim. Buradaki uç kısma ipimizi tekrar sabitleyelim. Şimdi düz yüzüne dönüyoruz arkadaşlar. Bu köprümün içine giriyorum. Ben dondurma çubuğu kullandım. Sizler 5 6 7 numara şişte kullanabilirsiniz hatta kalemde yapabilirsiniz İçine girdim bir sık iğnesi yaptım ve bir zincir çektim ilmeğimi uzattım dondurma çubuğunu aldım dediğim gibi ben dondurma çubuğu kullandım ilmeğimi dondurma çubuğuna taktım ve hatta bedavamız bile varmış bunda ilmeğimi çubuğuma taktım dediğim gibi 6 7 8 numara şişlerde kullanabilirsiniz kaç tane ilmek çıkarmışız şöyle bir bakayım 2, 4, 6 tane ilmeğimiz var. İlmeğimizi taktık. Yuvaya girdim. İlmek aldım. 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine sıkı bir şekilde ilmeğimi uzatıyorum. Çubuğuma takıyorum. Yuvaya giriyorum. İlmek alıyorum. Sıkıca iki tane zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum. Katını aldım. Ve şişime takıyorum çubuğuma. 3 oldu şuradaki fazlalığı yakarsam görüntü olarak daha düzgün olabilir. Evet arkadaşlar 3 tane ilmeğim oldu. Yuvaya girdim bakın. Şuradan şöyle ipimi aldım. İlmek edindim. 1 2 zincir çektim, uzattım. Dondurma çubuğuma taktım. 4 oldu. Yuvaya girdim, ilmek aldım. 1 2 zincir çekip uzattım taktım 5 yuvaya girdim ilmek aldım 2 zincir çektim uzattım ve taktım 6 tane ilmeğimizi edindik şimdi tekrar yuvaya giriyorum ilmek alıyorum 1 2 tane zincir çekip ipimi kesiyorum 6 ilmekten sonra Evet arkadaşlar böyle 6 tane ilmeğimizi edindik ve bu ilmeklerimizi çubuğumuzdan çıkartalım Şimdi pembe motifte kullandığım rengi aldım ben. Bakın buradan buraya yeşile bağlı yaprağımız. Şuradaki hemen şuradaki yapraktan tepesinden pembe renk ipimi sabitledim. Hemen ilk ilmeğimi aldım. Bakın ilmeğin yönüne dikkat edelim. Düz olacak şekilde girdim içine kapadım. Bir iki zincir çektim. Başına bir kez dolanın tekrar ilmeğin içine girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu iki trabzan arası girdim, kapadım. 1 2 zincir çekip ilmeğin içine girdim, sık iğne ile kapadım. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen yandaki ilmeğe şöyle düzelterek yönünü arkadaşlar düzgün olacak şekilde bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 1 2 zincir çektim başına bir kez doladım aynı ilmeğin içine girdim 2 2 aldım 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim kapadım 1 2 zincir çektim aynı ilmeğin içine girip sık iğne ile kapadım aşağı inmiş olduk gördünüz mü şimdi yandaki ilmeğe bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum burayı da anlatayım girdim bir sık iğnesiyle bir iki zincir çektim başına bir kez doladım aynı ilmeğe girdim iki iki aldım bir iki üç dört beş zincir çektim bakın burada iki trabzan gibi oldu onun arasına girip kapatıp tepesine pimpirik yaptım iki zincir çektim başına dolamadan o ilmeğin son yaptığımız ilmeğin içine girip sık iğneyle battım kapadım hemen yandaki ilmeğe bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. 1 2 zincir başına bir kez dola yuvaya gir. 2 2 al. 1 2 3 4 ve 5 zincir. 2 trabzan arası batalım. Tepesine pimpirik. 1 2 zincir. İlmeğin içine kapatalım. İnelim aşağıya. Evet arkadaşlar bakın. Şu son 2 ilmeğimizi aynı şekilde kamera arkası yapıp dönüyorum. Bütün ilmeklerin üzerine aynı işlemi yaptık. Şimdi 2 iki zincir çekip son ilmeğim içine sık iğne ile girdim. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın buradaki yeşil yaprağın yanındaki hemen yaprağın tepesine bir sık iğnesiyle sabitleyeceğim. Oraya sık iğnesiyle sabitledik. İpimizi kestik. Şöyle elimizle de düzeltelim işte. Modelimizin bitmiş hali böyle. Bu model bana yazma kenarı olarak geldi ama siz Derya ablanızın sözünü dinleyin. Bunu mutfak avlusunda kullanın arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.